Merhaba. Bugün yapı marketlerde ve alışveriş merkezlerinde kasaların kenarında rastladığımız, sıklıkla rastladığımız bir el fenerinin deforme olmuş bir şekilde buldum. Kapağı, plastik kısımları bayağı kırılmıştı. Butonu kayıptı. Çalışmıyordu. Bunu bir geri dönüşüm projesinde kullanmak istedim. Özellikle bir dolap içerisinde dolap aydınlatması olarak kullanmak istedim. Öncelikle işin kolayına kaçtım. Pilin artı ve eksi kutuplarından elektrik uygulayarak buna çalıştırabileceğimi düşündüm. Yalnız hata yaptım. Buradan düşen parça, deforme olarak düşen parça anahtar olduğunu düşünüyordum. Ancak anahtar değilmiş. Bu bir butonmuş. Butona bastığınızda led yanıyor. Daha sonra bir daha bastığınızda power led yanıyor. Bir daha bastığınızda da power led sinyal yapıyor. Üretici firma bu değerli malzemeyi bulamamamız için üzerine hiçbir şey yazmamış ya da kazımış. Bunun üzerine hiçbir şey yazmıyor. Datasheetlere ve şeylere baktığımda, devre araştırması yaptığımda bunu bir şeye benzetemedim. Tahminimce buradan eksi buraya geliyor, butona gidiyor. Butondan tekrar 5 numaralı bacağa gidiyor. Bunun P tipi bir MOSFET olabileceğini düşündüm. Ancak P tipi MOSFET'lerde de ayak yapısına pek uymuyor. Burada dediğim gibi eksi kutup giriyor. Buradan tetikleme alıyor. Butondan tetikleme alıyor. Şu 1 ve 4 nolu bacaklardan pozitif uç giriyor. 2 ve 3'ten de burada bulunan 2 tane SMD kılıf. Şurada gördüğünüz SMD kılıf 2 tane transistöre geliyor. Bunun bezlerini tetikliyor. Bezler tetiklenince de şerit led kısmı ya da power led kısmı yanıyor. Enerjiyi uyguladığımda bir defa aslında şeyi şaşırıyor işte. Bir defa bastığımda şerit ledim yanıyor. Daha sonra power led yanıyor. Bir daha bastığımda da power ledim dediğim gibi sinyal yapmaya başlıyor. Şu elemanın SMD transistörün kolektörüne baktığımda da osiloskopumda gördüğünüz gibi 30 ile 40 Hz civarında bir elektriği açıp kapatarak lamba sinyal yapmasını sağlıyor. Şöyle, dediğim gibi siz de böyle bir el fenerini dönüştürmek istiyorsanız ve anahtarı yoksa bunun kalıcı anahtar olduğunu düşünmezseniz burada bir entegre ya da MOSFET'in sürülerek farklı şekilde kullanıldığını aklınıza getirmeniz gerekiyor. Direkt vermek isterseniz de sadece şerit ledi gerilimi buranın kolektörü üzerinden verirseniz şu kısımdan verirseniz lediniz direkt yanar. Yani şu devreyi kullanmamış olursunuz. Bu da bu şekilde bir bilgilendirme videosu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.